birkaç senedir birinci sınıf okuyan kendi meslektaşlarım, bizimle birlikte çalışacak hemşire arkadaşlarımız var. Farklı konuları burada ele alabilme şansı yakalıyoruz. Bu beni çok mutlu ediyor. Zaten Türkiye'nin neresinde olursa olsun sağlık profesyoneliyle ilk adımı atan birinci sınıf öğrencilerini görmek umut veriyor her zaman bana da. Gerçekten Türkiye ağır sorunlarla uğraşıyor. Aslında bölgemizde konjonktür olarak şiddeti her gün medyada bazen evimizin içinde deneyimlememiz mümkün oluyor. Dolayısıyla şiddetle mücadele etmek önemli bir kavram. Hem bireysel olarak mücadele etmemiz gerekiyor, kendimize ve şiddetle. Aslında benim akademik ilgi alanım son yıllarda değişti. Ben bir uygulama hatalarıyla uğraşıyorum. Bu konuda iletişimlik yapıyorum. Bu konuda Türkiye'deki bilgileri yetiştirmeye çalışıyorum. Ama benim çalıştığım Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp Anadolu'nun bir başka pozisyonu daha var. Hakimler, Savcılar Yüksek Kurulu tarafından çocuk istismarının, şiddetin önlenmesiyle ilgili bir kurum olarak da görevlendirilmiş bir yer, Adli Tıp Anadolu. Dolayısıyla bu deneyimlerimi bugün sizinle paylaşmak istedim. Aslında sadece bizim ülke olarak sorunumuz değil bu. Dünyanın her yerinde işte birazdan konuşacağız. Aile içerisindeki şiddet ya da spesifik olarak kadınlara yönelik şiddet, çocukların istismarı. Dünyanın her yerinde çok önemli bir sorun. Dolayısıyla Dünya Sağlık Örgütü de her zaman kendi bünyesinde ya da bu büyük şemsiyenin altındaki özel kuruluşları vasıtasıyla bu konuyu gündemde tutmaya devam ediyor, tartışmaya devam ediyor. Bu tartışmaların içerisinde de benim dikkatimi en fazla çeken konu şiddetin önlenmesinde hekimlerin rolü başta oldu. Çünkü bu başlığı seçmediğimiz aslında Dünya Sağlık Örgütü'nün toplantılarındaki aldığı kararlarla çok ilgili. Değerli hocalarımla sene başında bugün hangi konuyu seçelim diye tartışırken dolayısıyla böyle bir konuyu seçmeyi Dünya Sağlık Örgütü'nün de şiddet öncelikli tedavi hizmetidir ve hekimlerin burada çok önemli rolü vardır. Tartışmalarından yola çıkarak ele aldık. Aslında ben 1993 yılında bir tıpa başladım. O sıralarda Baro ve Türk Tabipler Birliği'nin İzmir'de ortak bir toplantısı vardı. Küçük sayıda, buradan daha küçük bir salonda. O zamanlar çok daha az sayıda şiddetle ilgilenen profesyonel olduğu için buradan daha küçük bir salonda. Ama gerçekten istekli, bu işi yapmak isteyen insanlardan oluşmuş bir salon vardı. Ben daha uzmanlık öğrenciliğine başlamıştım. Dolayısıyla en arka sıralarda oturup neler konuşacağını dinlemek istedim. Çok tartışmalı başladı toplantı. Bir ara çok gerginleşti ve çoğunluğun avukatlar, hukuk hocaları oluşturuyordu. Ve onlar kalkıp söz alıp sıklıkla sert cümlelerle eğer hekimler isterse şiddet durur, eğer hekimler isterse çocuk istismarı önlenir, eğer hekimler isterse kadına yönelik şiddet durur demeye başladılar. Çok saçma gelmişti bana. Yani konularla mücadele etmenin yolu kutsal önlemler, polisiye önlemler olduğunu düşünüyorum o günlerde. Yani bunları da yapacak kişiler niye bizi suçluyorlar? Niye eğer hekimler isterse, eğer sağlık profesyonelleri isterse şiddet durur diyorlar? Yani toplantının sonuna kadar da bunu çok anlayamamıştım. Bundan sonraki yaşantım da işte günün birinde hekimlerin rolünü anlatabilecek kadar değişti. Gerçekten şimdi ben de avukatlarla aynı fikirdeyim. Onlara inanıyorum, onların söylediklerini kabul ediyorum. Eğer siz isterseniz şiddet durabilir gerçekten. Türkiye'de şiddetin durması ile ilgili birçok şey yapılıyor. Ama işte profesyonellerin bu konudaki aldıkları kararlardan bazılarını burada görüyorsunuz. Sağlık çalışanlarının duyarlılıklarının, bilgilendirilmelerinin, farkındalıklarının arttırılması gerekiyor. Bugün böyle bir şey birlikte yapabiliriz diye buraya geldim ben. Belki aile içi şiddetten başlamamız gerekiyor. İlk fark ettiğimiz kendi evimizin içerisinde oluyor. Ya da yarın profesyonel hayatınızda göreceksiniz. Size başka başka şikayetlerle gelen kadınlar, erkekler ya da çocuklar onları muayene ederken, onların anamnezlerini alırken aslında ne kadar fazla şiddete maruz kaldıklarını, birçok rahatsızlıklarının altında bu şiddetin sonuçlarını yattığını göreceksiniz. Gerçekten bir de toplumun her yerinde şiddeti görüyoruz. Bunlardan zamanı iyi kullanmak için çok fazla bahsetmek istiyorum. Zaten örnekler göreceğiz.
bir kısır döngü var. Bu bütün literatürlerde, ilk sayfalarda bahsedilen şiddetle ilgili bir kısır döngü. Burada gördüğünüz gibi şiddeti uygulayan kişi önce bir gerilim yaratıyor ve bu gerilim giderek artırılıyor. Kontrol etme. Zaten bütün dünyada şiddetin bir iktidar ilişkisi olduğu konuyu. Yani şiddetin motivasyonunda ne var diye baktığımız zaman dünyada bugüne kadar üzerinde konsensus sağlanmış en önemli fikir onun bir iktidar ilişkisi. Eşit olmayan tarafların, kadın ve erkek gibi eşit olmayan tarafların bir iktidar ilişkisi olduğu söyleniyor. Tabii kadın ve erkek eşitliğiyle ilgili son 2-3 yıldır Türkiye'deki tartışmaları da izliyorsunuzdur. En üst düzeyde yapılan tartışmalar. Çok anlamak mümkün değil ama zaten bu tartışmaları, bunu siyasilerin ağzından dinlemek de çok faydalı görünmüyor bugünlerde. Çünkü ne demek istediklerini onlar da doğru açıklayamıyorlar. Burada bahsedilen şey, kadın erkek eşitsiz diye bahsedilen şey, hukuksal düzlemdeki bir eşitlikten bahsediliyor. Tabii ki fiziksel farklılıkların herkes farkında. Ama hukuksal anlamda bir eşitlikten bahsediyor. Ve eşit olmayan bir düzlemde sürdürülen bir iktidar savaşı olarak nitelendiriliyor. Sonra gerçekten kadının bütün hayatı kontrol edilmeye çalışılıyor. Duygusal ya da psikolojik travmalar burada başlıyor. Küçük şeylerden kavga çıkarılıyor. Bundan sonraki süreç gerçekten her düzeyde ölümle sonuçlanabilecek kadar fiziksel şiddet uygulandığı dönem. Bunların hemen arkasından da işte balayı dönemi denilen, şiddet uygulayan kişinin özür dilediği, düzeltme çabaları sözde gösterdiği dönem. Ve sıklıkla da maalesef bu çabaları başarılı oluyor. Ve bu özürler kabul ediliyor ve kısa dönemde böylece başlamış oluyor. Aslında günlük hayatta karşılaştığımız birçok şiddetin temeli bu. Kimler bu şiddeti uyguluyor diye farklı görüşler var. Bazen polisler, işte eli silah tutanlar, şunlar bunlar gibi şeyler var. Aslında toplumun her kesiminden, yani hekimler de şiddeti uyguluyor. Bir şekilde eczacılar, herkesin ve toplumun bütün kesimlerinden bağımsız olduğunu görüyoruz. Ve çok net bir şekilde işte Hindistan'da çok ücret bir köşeden yapılan bir çalışmanın, bilimsel akademik bir çalışmanın verileriyle Amerika Birleşik Devletleri'nde işte diyelim Chicago gibi çok gelişmiş bir bölgeden yapılan çalışmayla benzer olduğunu görerek de görebiliyorsunuz zaten. Dolayısıyla toplumun her kesiminden, her türlü sosyoekonomik düzeyden bağımsız bir şey bu. Gerçekten bunu öğreniyoruz, gerçekten bunu deneyimlerimizle kanıtlıyoruz ve içimize işliyor bu şekilde. Dolayısıyla şunlardır, bunlardır diye bir şey yok. Üzerinde belki anlatılan tek konu, geçmişte şiddete uğrayanlar gelecekte istismarcı olur. Tek bildiğimiz şey, gerçekten eğer işte o kısır döngüyü kıramadığımızda, şiddeti engel olamadığımızda aslında büyük bir başarısızlıkla karşı karşıya geliyoruz. Çünkü annesinin babasının işte birbirlerini dövdüğünü gören çocuklar büyüyünce kendileri de istismarcı ya da şiddet uygulayan oluyorlar. Ya da kadınlar kocalarından şiddet gördükleri zaman çocuklarından şiddet uyguluyorlar. Ve bizim elimizdeki tek gerçek bu. Yoksa herhangi birinin şöyle ya da böyle istismarcı olduğu diye bir profil çalışması bilgisine sahip değiliz. Hatta bazen yanlış profil çalışması bilgileri de var. Mesela işte ben alkol almıştım. Çok yüksek düzeyde alkol almıştım. Dolayısıyla alkol kötüye kullanımı olanlar istismarcı olduğu gibi. Bu ileride o kişilerin savunma mekanizması haline dönüyor. Ya mahkemedeki savunma, bu akşam çok alkollüydü mahkemede. Yok böyle bir şey. Böyle bir savunmaya yol açacak kadar hiçbir şeyi söylememek gerekiyor. Tıbbi açıdan baktığımız zaman şiddetin her türü, ister işte fiziksel olsun, cinsel olsun, ihmal, davranışı şeklinde olsun, bizim açımızdan bir halk sağlığı sorunu ve şiddetle mücadelede en etkin yöntem belgeleme olarak biliniyor. Yani siz bunu belgeleyemediğiniz zaman, yani bir kadının bir cinsel istismar, bir cinsel saldırı iddiası mahkemeye yansıdığı zaman siz bunu belgeleyemiyorsanız ihtiracı konulur. Çok kötü. Yani hakkımızı arayalım, işte korkuyorlar, yayın içerisinde kalmasın diye insanları cesaretlendiriyoruz. Ama iyi bir tıbbi rapor yoksa, iyi bir hemşire, iyi bir hekim gözlem notları yoksa karşımıza mahkemeye çıktığımız zaman yargı sistemi maalesef böyle çalışıyor. Anlattıklarımızın çok fazla önemi yok. Gerçi her geçen gün bu konuda
konudaki konjonktür değişmeye çalışıp değiştirilmeye çalışılıyor. Yani bugün mesela 10 sene öncesinden çok daha iyi bir yerdeyiz ama hala çok yetersiz bir yerdeyiz. Dolayısıyla siz birisiyle ilgili bir şikayette bulunacaksanız bunu hala kendiniz belgelemek zorundasınız. Ve bunu yapabilecek sizden başka bir meslek yok. Polisler yapamaz, avukatlar yapamaz, hakimler yapamaz. Dolayısıyla sizin dışınızda hiçbir umudunuz yok. Eğer siz bu işleri taşın altında elinizi koymaya karar verirseniz, birinci sınıftan çıktığınız zaman eğer evet ben bana ihtiyacı var bu mağdurların, bu şiddete uğrayanların, dolayısıyla ben bu konuya el atmak zorundayım diye düşünmezseniz hiç yapabileceğiniz bir şey yok maalesef. Biraz verilerden bahsedelim. Çok fazla Türkiye'nin verilerini bilirsiniz. Çok fazla kayıp tutmuyoruz. Kayıp tutmadığımız için de başka başka ülkelerin verilerinden bahsediyoruz. Ama ben size şunu söylemek istiyorum. Ben şimdi konuşurken de işte erkeklerin kadınlara yaptığı şiddeti daha fazla ön plana çıkaracak şekilde konuşacağım farkında varmadan böyle bir şey yok aslında. Bundan bahsetmek istemiyorum. Bunu söylemek istemiyorum. Ama şöyle de bir gerçek var. Rakamlar ortada. Mesela eşleri tarafından şiddete uğrayan kadınların oranı 3/4. Ama erkeklerin yabancılar tarafından şiddete maruz kalma oranı 4/5. Dolayısıyla hep bu da gösteriyor ki bize erkeklerin uyguladığı şiddet çok daha fazla. Yine hep biliyoruz hem çocuk istismarında hem kadına yönelik şiddet uygularında sanılanın aksine her zaman yakın çevreden geliyor. Yani kadınları kocaları öldürüyor. Kadınları erkek arkadaşları öldürüyor, partnerleri öldürüyor. Dolayısıyla şiddetin böyle bir şeyi var. Çok daha kötüsü çocuklara çok fazla cinsel saldırı uygulanıyor. Yani çocuk 18 yaşın altındakilere cinsel saldırı uygulanma oranı %50'ler civarında. Dolayısıyla bunun önlenmesi gerekiyor. Yeni bir durumda değil bu. Paleantropologlar, gerek kemik incelemelerinde, gerek böyle mumyalaşmış cesetlerle ilgili yaptıkları çalışmalarda hep bir şekilde şunu görüyorlar. Kadınlara yönelik, kadınlarla ilgili kemik kalıntılarında, buluntularda çok daha fazla travma bulgusu var. Çok daha fazla kafa travması bulgusu var. Buradan da anlıyoruz ki tarih dönemlerinden beri kadınlar erkeklerden çok daha fazla şiddete maruz kalıyorlar. Türkiye'den bazı veriler var. Tabii bu verileri bahsederken Türkiye'de yasal anlamda çok önemli düzeltmeler de oldu. Bunlardan en önemlisi ana maddelerden bahsedeceğim. Çünkü yasal mevzuatımızla ilgili yönetmelik gibi çok fazla değişiklik oldu. Başka bir günün konusu olabilir bu. Ben çok önemli bir şey soracağım size. Türk Ceza Kanunu değiştirildi. Biliyorsunuz Türkiye namus cinayetleriyle ünlenmiş bir ülkedir. Yani bizim bir kişimizdeki, yanı başımızdaki yine Orta Doğu'lu sayılacak ülkelerden bile çok daha fazla bir cinayet işliyoruz. Kızın evine şimdi olgulayla karşılaşıyoruz. Bunların bir tanesi de işte namus cinayetleri bizim ünlenmemize yol açmış durumda. Ve bunlar genelde şöyle hikayeler. İşte askerden geldim, kız kardeşimin komşularının çocuklarıyla gezdiğini duydum. Namusumuzu korumak için onu öldürdüm. Ya da karımla ilgili şöyle bir şey duydum, onu öldürdüm. Peki bunu söylemek, bu savunmasında, yargı önünde bu savunmayı kullanmak ona fayda sağlıyor mudur? Sağlıyor. Sağlıyor gerçekten. 5 yıl gibi bir süreye kadar indirebiliyordunuz işte tahrik maddesi, şurada bunlardan da yararlanarak 5 yıllık bir ceza alıyordunuz. Yani normalde adam özür benim cezasının 5 yılsa siz 5 yıl alıyordunuz. Peki şimdi nasıl yasamız 2005 yılından sonra? 2005 yılından sonra inanılmaz bir şey geldi. Devrim niteliğinde bir değişiklik oldu. Eğer siz yakınlarınızdan birini, yani birinci derece yakınlarınızdan birini, kız kardeşinizi, eşinizi öldürürseniz kastınız ne olursa olsun, hangi amaçla bu işi yapmış olursanız olun, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası. Türkiye'de verilebilecek en yüksek ceza. Bildiğiniz gibi idam cezası yok. Bunun anlamı şu, hiçbir şekilde aftan yararlanmayacaksınız. Bir daha gün yüzü görmeyeceksiniz. Net bir şekilde bunu söyledi kanun koyucu. Peki 2005'ten sonra bekledik biz o zaman biraz da safça. Hani bıçakla kesilir gibi kesilmese bile kadın ölümleri azalsın diye bekledik. 2006-2007 çok azalma görmedi. Yani bu işi yapan insanlar yanlış bir değerlendirmemizle cahil insanlar farkında değiller. Hala anlamadılar başlarına geleceği falan diye düşündük. Ama hiç öyle olmadı 2008-2009'da. Giderek sayının artmasıyla birlikte herkes şok oldu. Yani inanılmaz bir kanun maddesi var. Bu arada işte kadından sorumlu bakanlık şu, bu aileden sorumlu bakanlık kuruldu. Bunların bir sürü mevzuatları değiştirildi, doktorlara eğitim verilmeye çalışıldı.
din adamlarına eğitim verildi, askeri kışlalarda eğitim verilmeye çalıştı, bir sürü de çalışma yapıldı. Ama sonuç buradaki gördüğünüz rakamlar gibi, biraz önce baktım, buradaki sonuçlar, yaş grupları fark alımından dolayı biraz daha büyük buradaki gördüğünüz rakamlar. 2014'te, yani benim size söylediğim anlamda kadına yönelik şiddet olguları öldürülmüş kadın sayısı bu aya kadar 250'yi geçti, 270'ler civarında. Hiç azalma yok neredeyse. Yani çok minimal düzeyde azalmalar var ve giderek artıyor. Bunun başka bir şey yapmamız gerekiyor. Yani sadece yasalarla olmuyor. Bu kadına bakış açısını da değiştirmek gerekiyor. Şimdi 2014 yılından sonra bunlarla uğraşılacak belki. Ama sadece sorun bu değil. Başka bir sorun var, belgeleme gerçekten. Yapılan bütün eğitimlere rağmen belgeleme konusunda her zaman sınıfta kalıyoruz. Ve sınıfta kaldığımız zaman neler olduğunu da birazdan göreceğiz. Ve bu rakamlardan biraz daha bahsetmeye devam etmek istiyorum. Bakın kanser, sıtma, trafik kazası gibi nedenlerle ölen kadınlardan daha çok kadını kurban veriyoruz şiddete. Ve bunun çok fazla toplumsal yansımaları var. İntihar oranları çok fazla, hastaneye gidiş oranları çok fazla ve bunun için çok fazla da para harcanıyor. Aslında bazı kişilerde konumuz bu yönüyle ilgileniyorlar. Yani eğer bir kadın şiddete uğradığı zaman, bir kadın mutsuz olduğunda, o evde çocuklar istismar edildiğinde artık toplumda çalışan kadınların sayısı da çok fazla ki erkeklerin de aynı zamanda sorunu bu. İş yerindeki verimliliklerin azaldığı, onları tedavi etmek için sosyal hizmet uzmanları, tıp uzmanları, bunların için harcanan paraların aslında şiddetin önlenmesi karşısında çok daha küçük olacağı, çok daha avantajlı olacağı, kos efektif bir şey olduğu anlaşıldığından bu yana bazıları özellikle Avrupa ve Amerika'da bunun ekonomik yönünü araştırarak şiddetin önlenmesi için bazı birimler kurulmaya başladı. Mesela büyük kurumsal iş yerlerinde sosyal hizmet uzmanları, psikologlar ailelere danışmanlık veriyorlar. Bazen aynı aileden kişilerin aynı iş yerinde çalışmasının önünde yasaklar getiriliyor. Parayla ilgilenen, yani konunun ekonomik kısmıyla, finansal kısmıyla ilgilenen ülkelerin başına da İngiltere'ye geliyor. İngiltere'de de böyle çok ciddi araştırmalar var. Çok ciddi bir maliyet kaybından bahsediliyor. Gerçekten Türkiye'nin de bu konuda aklını başına alması gerekiyor. Sık sık kadınlara yönelik eşitlik ilkesini bozacak ifadeler ve bunların üstelik en üst düzeydeki insanlardan gelmesi ve bunun toplumdaki algılanış biçiminin Türkiye'deki şiddeti arttığını, artık herkes arttırdığını herkes kabul ediyor. Çünkü rakamlar da ortada zaten. Belki de Avrupa'daki en iyi kanunlardan birine sahibiz. Artık bir daha gün yüzü göremeyecek diyoruz ama kimsenin cesareti kırılmadı. Bakırköy'ün göbeğinde İstanbul'un ortasında bir kadın ateş ediliyor. Ölmediği görülünce Bakırköy Devlet Hastanesi'nin başlık hasta yatağında kadını bir daha vuracak cesareti gösterebiliyorlar. Dolayısıyla bu cesaretin kırılması gerekiyor gerçekten. Başka şeyler yapmamız gerekiyor. Bu kadınlar belgeleme konusunda çok sık sınıfta kalıyoruz demiştim. Bu kadınlar sıklıkla bu şikayetlerle başvuruyorlar. Sizin de tahmin edeceğiniz gibi bu sadece bu şikayetlerden yola çıkarak hangi tanımları alıyorlar sizce? Aklınıza neler geliyor? Depresyon alıyorlar, nörotik bulunuyorlar, nöroz sorusu alıyorlar. Kadınlar böyle bir kadınların başı ağrıdır deniliyor. Canı sıkılan kadın deniliyor. Aslında bunlar iyi bir anamnezle ve eğitim almış sağlık profesyonelleriyle karşılaştıkları zaman işin hiç de böyle olmadığı ortaya çıkabiliyor. Şu fizik bulgulara bakın peki. Bu fizik bulgularla atladığı bulgu oldular. İşte kırıklar, yanıklar, kırmızlar. Sizce bunlar atlanır mı? Bunlarla gelen insanları, çocukları atlarlar mı? Ben size bir evren bahsedeceğim. Hep bahsediyorum. Çok şaşırtıcı gerçekten. Biliyorsunuz Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve İstanbul Tıp Fakültesi şehrin göbeğinde. Dolayısıyla lokalizasyonları böyle çok sayıda acil olduğunu müracaat ettirildiği iki tane hastanenin acil birimi var. İstanbul Tıp Fakültesi çok daha fazla. Yıllar önce bizim sizden mezun sanırım bir adli hemşiremiz olacaktı o yıllarda ve bizde master ve doktorasını yapıyordu. Tezimi şöyle almak istedi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi aciline başvuran çocuk istismarı olgularını incelemek istedi. Öyle bir test konusu kendisine belirledi. Ve 5 yıllık bir dönemi taradı.
5 yıllık dönemde sizce kaç tane çocuk istismarı görmüştür? 5 yıllık bir dönem. 5 tane 365 gün. Ben hani bilginiz olsun diye, fikriniz olsun diye şunu söylemek önce isterseniz. İşte bu günlerde adli tıp kurumunun çocuk istismarı polikliniğine haftada 120 hasta geliyor. 2014 için veriler böyle. Birkaç yıl öncesinin 5 yılını düşünün. Kaç olabilir sayı? Şöyle tahmin edin bir soru. Efendim? 10 bin. Başka var mı tahmin? Ben size bir şey soracağım şimdi. Sıfır. Hiç yok. Cevap başa hiç vaka başvurmuş. Hiç çocuk istismarı tanısı yok. Hiç yok. Ama merdivenden düşen çocuk çok. Ama çaydanlığın üzerine düşüp genital bölgesi yaralanan çocuk çok. İşte gelirken arabanın kapısı içinde eli kalan çocuk çok. Üzerine çaydanlık dökülen çocuk çok. Ama hiç çocuk istismarı tanısı yok. Bu mümkün mü sizce? Niye görmediler bizim doktorlarımız? Gördüler ve anladılar. Hiçbir kötü niyet değil. Yani biz bunu fark eder, fark etmez. Hemen acil birimini değiştirdik, yapılanmasını değiştirdik, eğitim sistemini değiştirdik, konsültasyon sistemimizi değiştirdik. Şimdilerde ayda en az 10 vaka görüyorlar. Nerede? Yani bizden konsültasyon istedikleri vaka sayısı 10'dan 4. Belki birçoğunda kendileri bir şey yapıyorlar. Dolayısıyla zaten istismar olgularının %70'inde hiç fiziksel olgu olmayabiliyor. Bir önceki slide'da gördüğümüz ruhsal travma olguları çok daha ön planda olabilir. Zaten az görülen şeylerle baş başayız. Gördüklerimizi de görmemek mümkün. Görmemenin bir sürü avantajı var. Gördüğünüz zaman birazdan konuşacağız, başınıza iş açılacak. Dolayısıyla görmemenin avantajları var. Şöyle bir lezyonu nasıl görebilirsiniz ancak? İyi bir anamnez almanız gerekir. İşte hastanın uygun bir muayene ortamında gerçekten soyulmuş olması gerekir. Hasta soyulmadan. Yani bu kadınlar size kocaları tarafından, eşleri tarafından, babaları tarafından bu şekilde travmaya uğradıklarını söylemeye istekli mi olacaklar? Yani ya korkacaklar, çünkü siz ihbar edeceksiniz ve ihbar edildiği zaman bu sorun çözülmeyecek. Yani kolluk kuvvetleri devreye girince akşama yine aynı evde olacaklar. Yani bunun cezası hapis değil, bunun cezası idam değil çünkü bir kere yaptığınız zaman özellikle. Bu işte belirli bir para cezasına çevrilecek şeyler. Bu evde o insanlarla birlikte yaşamaya devam edeceksiniz. Ve her şey iyi giderse, ispatlayabilirseniz basit bir para cezası alınacak. En azından ilk seferi için. Dolayısıyla insanlar bunu bildiği için kolay değil de konuşabilir. Ayrıca utanırsınız. O sizin en sevdiğinizdir. Hatta onu korumak istersiniz. O sizin en güvendiğinizdir. Dolayısıyla bunu söylemek konusunda sizin de ihbar etmenizi sağlayacak şeylerde çok da istekli değillerdir. Bunu yapabilmeniz için gerçekten çok üst düzeyde güven vermeniz gerekir. Onların yanında olduğunuzu, hatta bu konudaki yasal, ülkedeki yasal mevzuatı da hakim olduğunuz için onu tıpkı bir avukat gibi yönlendirebileceğinizi de bilmeleri gerekiyor. Bütün bu lezyonları fark etmezseniz günlerinde böyle bir şeyle karşılaşırız. Üzerindeki hesap dökülen bir kadın olarak gelir, bize adli tıpa gelir ve biz otopsi yapmak zorunda kalırız. Hani bazen ne yaparsak yapalım bu kadınların öldürülmesini önleyemiyoruz diyorum ya, aslında şunu söylemek istiyorum ya, adamlar bir gün kızın silahı eline alıp tabancayı çekip öldürmüyorlar kızını. Öncesinde böyle minik travmalar var, böyle minik psikolojik saldırılar var, kontrol etme çabaları var. En sonra işte ihtimoz oluşturan travmalar var ve bunların hiçbirinden ceza almadıklarında ve bunların hiçbiri sorgulanmadığında ve bunların hepsi yanlarına kaldığında bu benim hakkım diyor. Benim istediklerimi yapmazsa, benim kontrolümde olmazsa gerekirse öldürürüm. Dolayısıyla biz ölümlerle öyle anlık bir şekilde karşılaşmıyoruz. Sıklıkla biz işte az önceki gibi bir otopsi olgusuyla karşılaştığımız zaman arka planına bakıyoruz. Defalarca aslında eğitime gitmiş bir kadın var bizim meslektaşlarımıza. Ama bizim Cerrahpaşa'daki hekimlerimiz bile hiç görmemiş durumda. O hiç sesini duyuramamış durumda. Hiç anlatamamış durumda. Dolayısıyla böyle bir şey geliyor. Bugün size çok adınızı duyduğunuz hırpalanmış çocuk sendromundan bahsedeceğim. Ama bir de başka şey var. Hırpalanmış kadın sendromu.
o travma sonra stres bozukluğunun bir an sınıfı. Hastalar sıklıkla bu duygularla size gelecek. Ben bu slaytları burada bırakıyorum. Biraz sizinle bitmek adına bunları tek tek konuşmayacağım bugün. Bunlara konusunda uyanık olmamız gerekiyor. Ve bazı mitler var, bazı şehir efsaneleri var, yanlış bildiğimiz. Ve bunları da bazen siyasi otorite bilerek, kasten isteyerek yanlış öğrenmesini sağlıyor. Çünkü işte Taksim'e giderseniz bir cinsel saldırıya uğrarsınız. Bunun anlamı şu, evinizde bu mesajı verilmeye çalışılıyor. Ve aslında hiç böyle değil. Yani kadınlar ıssız yerlerde, şurada, burada cinsel saldırıya uğramıyorlar. Söylediğim gibi çoğu zaman olay yeri ev oluyor. Çoğu zaman olay yeri okul oluyor. Dolayısıyla %70'in üzerinde olduğu da tanıdığı bir kişi tarafından gerçekleşiyor. Bütün olaylar, çocuklar, kadınlar ve aile içi şiddet olguları birlikte değerlendirirsek %90'ın üzerinde daha önceden en az bir kere görmüş olduğu tanıdığı kişi tarafından hem cinsel saldırıların hem fiziksel şiddetin gerçekleştiği konusunda kimsenin şüphesi yok. Dolayısıyla bu yanlış bildiğimiz mitleri de kafamızdan silmemiz gerekiyor. Bir tane olay anlatacağım. Böyle çok bir sürü aklımda olay var. Beni çok etkileyen bir olaydı. Emekli bir hemşire, 40 yaşında. Henüz emekli olmuş ve kendisine eşi yok. 2 tane çocuğu var. İkisi de İstanbul dışında üniversitede okuyor. O gece İstanbul'a dönecekler. İşte okulun kapanış tarihlerine, bir tatil döneminden geliyor. Büyük çocuğu, erkek, ona bir araba almayı planlıyor. Hediye olarak bu tatil gelişine artık bir arabaya ihtiyacı olduğunu düşünüyor ve para biriktirmiş durumda. Ve burada evde duruyor. Çalıştığı iş yerinin üst katında, yeni bir iş yeri açmış kendisine, özel çalışıyor artık. Üst katında da oturuyor. İşte bir sabaha karşı kapısı çalınıyor. Çocukların erken geldiğini düşünüyor, onları bekliyor ve hiç düşünmeden heyecanla kapıyı açıyor. Daha önce iş yerine gelip giden, alışveriş yapan bir adam elinde kocaman bir bıçakla içeriye giriyor. Hem kadına cinsel saldırıda bulunuyor hem de o paraları biliyor orada olduğunu ve paralarını alıp gidiyor. Bu kadın ne yapar? Sabahın 5'inde olmuş bu olay. Biraz empati yapın. Siz onun yanında olsaydınız Türkiye'de. Kocanız Mustafa Paşa'da oldu. Olay yeri bizim Cevap Paşa Ali Tıpa 304 metre mesafede. Siz onun yanında olsaydınız ne yapardınız? Ya da kadınlar genel olarak böyle bir durumda ne yaparlar? Birkaç kişi söz alıp fikrimi söylerse size. Özellikle kadın hekimler, hemşireler, benim fikrimi duymak isterim. Ne kadar sonra çıkarsınız? Çıkarlar. Siz? Yani çocukları da var dedi. İntihar edilme mesleğinde daha fazla. Başka peki? Buyurun. Ben yarım sayı yapsam hemen gelebilecek birine benim yerime düşünebilecek. Arkadaş, anne babayı. Ben açıkçası yani utanabileceğini düşünüyorum. Birini aramaktan bile utanabilir ve canına kıyabilir. Ki bu yüksek bir ihtimal yani. Bence utanır. Benim bakış sorunum çok serbestli olduğum bütün ayrıntıları daha sonra konuşuruz. Ben oradan benim yaşadığım tarafını anlatayım size. Ben bu kadınla saat 15:30 sıralarında karşılaştım. Yani sabah 5:00'da olmuştu bu olay. Kadın hikayesini dinlemeye ben 15:30'da başladım. Kadın bana şunu söyledi, yani 9'a kadar felç oldu. Hiçbir şekilde, hiçbir şey yapamadım. İşte annemi aramayı düşündüm ama nasıl söyleyecektim? Çocuklarım duyarsa ölmekten daha kötü geldi bana. Çocuklarımın duymasını istemedim. Aslında çocuklarımın duymasını istememe fikri ağır basmasa ben evden de çıkamazdım o gün. Hiç kendimde hiçbir güç hissetmiyordum çünkü ne yapacağımı bilmiyordum. Ama en sonunda çocuklarım duymadan ama bu işi de halletmem gerektiği için kimseye söylemeden evimizde işte 50 metre mesafede o evde bizim Cevap Paşa Adli Tıp arasında bir karakol var. Kocamız Cevap Paşa polis karakolu. Oraya gitmeye karar verdim yani polise anlatmaya karar verdim diyor. Karakolların önünde bir güvenlik görevlisi duruyor. Eskiden bekçiler duruyordu ya, şimdi polisler duruyor. Elinde de kocaman bir silah var. O durduruyor kadını içeri geçerken. Niye geldiniz, kiminle görüşmek istiyorsunuz diyor. Ve orası da şey böyle banka, cadde, sokak, kaldırım. Yani yüzlerce kişi yürüyor. Bu konuşmayı herkes duyabiliyor.
ne söyleyebilirsiniz herkes ben tecavüz olur diye söyleyemedim de yani birkaç kere şey o adamı da söylemek istemedim işte diyor kapıda bekleyen bekçiye insanların duymasını da istemedim diyor. Adam tekrarlamaya başlamış işte telefonunuz mu çalındı, elinizin arasınız bir daha arabanızın telefonu çalındı hangisi hangisi diye de ısrar ediyormuş. Ağlayarak uzaklaştım ondan da eve geri döndüm diyor hiçbir şey söylemedim. Sonra biraz daha bekledim çok kızdım bu adama diyor. Tekrar gidiyor ve onu internet içeri geçiyor. Komiserle, başkomiserle görüşeceğim diyor. Kız arkadaşımsınız yanıtını alıyor. Evet böyle işte dinlemiyor onu içeriye geçiyor. Komiser Bey'in anlattıklarından ve benim bugün için aklımda kalanlardan o şunu söylüyor. Madem birinci katta oturuyorsunuz niye camlarınızda diyor demir yok. Demir var mı diye soruyor. Yok diyor demir. Niye yok diyor. Ondan sonra da diyor böyle şeyler oluyor. Gelip bize şikayet ediyorsunuz. Bizi müşteri diyorsunuz. Camdan girmedi adam, kapıdan girdi ve elinde büyük bir bıçakla girdi. Bıçak evde duruyor hala ve bu ilişkiden sonra kırılık çamaşırlarında adamın yakalanmasına yol açacak biyolojik deliller de var. Kırılık evde bunlar da var. Bunları bir türlü anlatamıyor polise. Polis sürekli onu aşağılayacak şekilde. Hani biraz önce söyledim ya, yani yargılayacak sorular sormamak gerekiyor normalde. Birçok biz de yaparız. Bazen hekimler de yapıyor bunu. Ama orada tamamen full bir şekilde bu yapılıyor ve buradan bir sonuç alamayacağını görünce ve bir profesyonel olduğu için, bir sağlık profesyonel olduğu için Haseki Hastanesi'ne gitmeye karar veriyor. Önce oraya gidiyor. Nereye gitsin? Hangi bölüme gitsin? Acil servise gidiyor. Ya hangi bölüm uygun ki böyle bir şey için? Tabi acil servise Haseki, belki bazılarınız bilirsinizdir, ana baba gibi ve MR geçirenler, yaralananlar, İşte bütün yataklar, perdelerle ayrılmış, o perdeler açılıp kapanıyor, herkes birbirini görüyor. Uzun süre bekliyor, bir göz teması kurup bir doktorla, bir hemşireyle karşılaşabilmek için. En sonunda bir meslektaşıyla göz temasını kuruyor ve söylüyor, böyle böyle oldu diyor. Tamam diyor, şu yatağa çıkın, yatın, soyun, doktor beyi çağıracağım diyor. Nasıl soyun burada diyor, yani herkes beni görüyor falan ama diyor, soyunun diyor. Bir şeyleri üzerinden çıkarıyor, bekliyor. İşte 15-20 dakika sonra, o günkü nöbetçi aile hekimi duruyor. Yine tekrar diyor, ben diyor sizi muayene etmeyeceğim. Ben zaten muayene etmeyi bilmiyorum diyor. Ben işte bir reçete kağıdına yazmıştı ben gördüm. İki reçete kağıdına, birini kadın doğumcu, birini genel cerrah. Cinsel saldırıya uğradığını bildikten hastanın tarafından muayene edilmesi. O reçetelerin arkasında şöyle bu muayeneler yapılmış. Kadın doğuma çıkmış. Güzelce soyundurmuşlar. Gelmiş bir doktor, bir şeyiniz var mı demiş. Yani 40 yaşında evde iki çocuğu olan bir kadın ne olmasını bekliyorsunuz. Ve şöyle, kadın doğum açısından jinekolojik, acil patolojik bulgu saptanmadı. Genel cerrahi açısından acil patolojik bulgu saptanmadı diye iki tane cevabi konsültasyon yazısı vardı. İnmiş bunlarla, aile hekimi ben ne yapacağım bilmiyorum. Yani nereden almak, bakmak lazım, onu hangi laboratuvara göndermek lazım, hiçbir bilgim yok. Yani lütfen siz adli tıp ayıbına gitsin demiş. Ve kadın işte 15-30 dakikadır sürmüştü bu çabası. 15-30'da adli tıp kurumunun kapısında, bu kurulun daha doğrusu cinsel saldırılar kurumunun kapısında karşılaştık biz onunla. Elinde bir poşet içerisinde bıçak ve elinde yine şey vardı, iç çamaşırların olduğu bir poşet vardı. Ve hani ben de içeride oturuyordum, kurul üyesi pozisyondaydım o yüzden. Kapıdaki bizim görevimiz onun elindeki kağıtlara baktı. Ama dedi sizin sevkiniz yok. Ne sevki dedi kadın. Ancak Cumhuriyet Savcısı sevk ederse bakabiliyor adli tutuklu. Ama dedi yani ben öldüm zaten bu saate kadar. Yani çocuklarım geldi, evde beni bekliyorlar. Evet böyle böyle bir şey oldu. Ama ben mümkün değil. Adli tutuklu ancak Cumhuriyet Savcısı sevk ettiğini bakar. Gitti kadın. Yani bir şey yapamadı o zaman. Gitti kadın. İşte Fatih'e gitmesi gerekiyordu. O zaman Cumhuriyet Savcılıkları için değildi. Hepsi bir yerde değildi. Fatih Cumhuriyet Savcılığı'na gitti. Fatih Cumhuriyet Savcısı onu Fatih Adli Tıp Şube Müdürü'ne göndermiş. Fatih Adli Tıp Şube Müdürü de bizim burası muayene için uygun değil. Sizi Adli Tıp Durumu'na gönderiyorum demiş. Ama ben Adli Tıp Durumu'ndan geliyorum zaten demiş. Ama o şimdi ben gönderdiğim zaman ancak bakabilirler diye. 5'e doğru geldi bize. Ben bekledim. Aslında 4.30'da dağılıyordu orası. Gelebileceği umuduyla bekledim. Geldi. Yine sorun çözülmedi. Cumhuriyet Savcısı elindeki o bıçağı ve çamaşırlarını mühürlemesi gerekiyormuş. Mühürlememiş. Adli Tıp Kurumu kuralları gereği, akreditasyon kuralları gereği mühürlü bir zarfta ya da pakette gelmediği zaman alamayacaklarını söyledi.
almadılar. Ve o kadının muayenesinden de hiçbir sonuç çıkmadı. Hiçbir şey. Dolayısıyla daha da uzun bu hikaye, gerisini anlatmak istemiyorum. Bütün bunların olmaması için aslında iyi muayene koşulları, bu konuyu bilen hekimler, duyarlı hekimler gerekiyor. Ve ancak bu koşulların sağlandığı durumlarda yapılıyor. Peki siz bunların hepsini öğrenecek misiniz 6 yıl boyunca? Sizinle bir kez daha kısmet olursa belki 5. sınıfta karşılaşacağız. 5. sınıftaki abilerimizin, ablalarımızın bu sene anne tıp derslerini ben anlatacağım. Orada bütün bunları gerçekten Türkiye'de en iyi yönetecek düzeyde bilgilerle sahip olacaksınız. Bu durum sınıftan çıkarken bile çok farklı olacaksınız aslında. Bir kere şunu söyleyeyim. Şu gördüğünüz cinsel saldırı muayene konuları Google'a Adli Tabiplik Hizmetleri yazarsanız bir web sayfası çıkıyor Adli Tabiplik Hizmetleri'nin sunumu ile ilgili. Orada bu cinsel muayene formları ve bunların nasıl kullanılacağı ile ilgili rehberler var. Bizim tarafımızdan hazırlanmış. Sağlık Bakanlığı'nın bir web sayfası bu. Cennet Paşa Tıp Fakültesi'nin web sayfasında da aynı bilgiler var. Bundan sonra çalışacağınız tüm sağlık kuruluşlarında Sağlık Bakanlığı'nın bir genelgesiyle bu formların kullanılması zaten zorunlu hale gelmiş. Bu formlar olmadan hiçbir muayeneyi almayın. Bu formları şöyle hazırladık. Eğitiminiz yeterli olmayabileceğini düşündük. Yeterli deneyiminizin olmayabileceğini düşündük. Bunlar checklist gibi hazırlanmış. Neye bakacağınızı, nasıl numune alacağınızı, nerelere göndereceğinizi, hangi konsültasyonları isteyeceğinizi net bir şekilde gösteriyor. Mesela muayene edilmenin tıbbi kimliği konusu var. Bu çok önemli. Bütün insanların bir adli kimliği vardır, bir de tıbbi kimliği vardır. Adli kimlik dediğimiz şey şu ceplerinizde taşıdığınız kimlik kartlarınız. Ama tıbbi kimlik çok daha önemlidir. Dün söylemeyeceğim yani söyleyemem. Birisini çok heyecanlı gördüm. Tanıdığım birisi. Niye sen bugün bu kadar heyecanlısın dedim. Ha söylemeyeyim ben çok kirlendim sen de kirlenirsin dedi. Nasıl yani ne yaptınız ki? Bir doktora başka bir hastayı muayeneye götürdük. İkiz kadar birbirleriyle benziyorlardı ve doktor fark etmedi. Çok üzüldüm, hiç beklemedi. Her gün her birimizin başına gelebilir. Bazen bunu kolun kuvvetleri bile yapabilir. Dolayısıyla bizim ödevimiz şu, adli kimliğinden her şüphelendiğimizde oraya muayene edilelim tıbbi kimliğini yapmamızı istiyoruz. Tıbbi kimlik demek hiç abartmıyorum. Tepeden tırnağa her şeyi yapmak. Sarı saçlı, yeşil gözlü, obez, vücut hijyeni böyle, şurasında şu yada izi var falan diye. Yani hakime yazıyorsunuz bu raporları. Hakim o adamı, o kadını görmüş gibi olacak. Tamam. Bir başka konu var mesela burada. Rızası. Biliyorsunuz onam almadan, iki slide önce vardı iki şeyin cümleyiniz, onam almanızı istiyordu. Cinsel saldırı muayenesinde onam almak gerekir mi? Bütün hastaların muayenesinde onam almak gerekiyor. Türkiye'deki yasal mevzuat böyle. Cinsel saldırılarda da onam almak gerekir mi? Sizce Türkiye'deki yasal mevzuat nasıldır? Ya da sizce alınması gerekir mi? Öyle sorayım. Yani fikirlerinizi söyleyin. Hemen bana sorayım ki ilerleyelim. Gerek. Neden? Sonuçta her şekilde o insanın vücuduna bakılmasını istiyor. Peki cinsel saldırı muayenesi için gelmiş, poliklinizin kapısını çalmış ama ben muayene olmak istemiyorum diyen bir hastayla karşılaşabilir misiniz? Söyleyin. Yüksek sesle söyleyin herkes duyuyor. Psikiyatren konsültasyonu isteyip onun muayeneye ikna mı etmesini sağlıyor? Bunu demek istiyorum. Güzel. O yüzden bir şey yapabilirsiniz. Kaçırsınız? Tamam. Tıp fakültesi öğrencisi varken onun yanında konuşayım. Yasal mevzuatımız şöyle çocuklar. Adli vakalarda onam almak zorunda değilsiniz. Hukukçular öyle olmayacak tabii. Çünkü o bizim öğrencimiz olacak. Şöyle düşünüyorlar. Siz diyorsunuz ki hasta hakları var ve hasta hakları kapsamında her vakanın, her hastanın muayene edilmeden onama alınması gerekir diyorsunuz. Evet diyoruz. İşte bu da bir hasta ve onamını almak zorundayım. Bu hasta değil, bu adli oldu diyor. Siz bunu muayene etmezseniz deliller kaybolur. Delilleri kaybetmekten size dava açarız. Hapsi açarız diye bizde tehdit ediyorlar. Dolayısıyla zorla muayene var Türkiye'de. Gerçekten Türkiye'de adli olguların yasal mevzuat zorla muayenesini gerektiriyor. Çok uğraştık. En altına şöyle bir madde koyduk o kanunu çıkarken. Zorla muayene etmezsin de hastalığın, sağlığın bozulma riski varsa
bu muayene yapılamaz diye bir madde koyduk. Bütün doktorlar, şu anda Türkiye'de çalışan bütün doktorlar o maddeyi kullanıyorlar. Çünkü kolu kuvvetlerinden izin almak, kelepçeyle ayaklarını jinekolojik masaya koymak, hatta anestezi vermek gibi yaptırımlardan bahsediyor Türkiye'deki yasa. Zorla muayene için. Gerekirse diyor kolu kuvvetlerini içeriye davet edersiniz. Halbuki hasta yalnız başına muayene edilir. Gerekirse işte hastayı etkisiz hale getirirsin, bir de bunun için de isterseniz anestezi bile kullanırsın. Yani bizim size tıp fakültesinde anlatırken işte başına vurup bayıltıp bir hastayı zorla muayene etmeyi falan öğretiyor. Ama tabii anlamıyorlar yani. Yani diyor ki muayene olmak istemiyorsa olmasın, gelmesin, şikayeti de olmasın zaten. Hayır, jinekolojik muayene olmak bile çok zordur zaten. Değil mi? Bütün kadınlar bilir bunu. Ama bir de adli amaçlı bir intihar muayeneye gitmek 1 milyon kat daha zordur. Oraya gittiğiniz zaman birçok kadın şunu biliyor, biraz önceki hemşire hanım gibi. Bir şeyiniz yok dendiği zaman, mahkemeye de hiçbir bulgu saptanmadı dediği zaman hukukçu arkadaşın cevap versin, ne karar verir hakim? İftiracısınız da. Olmamış bir şeyler yani, suçun delilleri oluşmamışlar. Bir takipsizlik kararı verir, beraat kararı verir. Bir de başınıza böyle bir şey gelecek. Halbuki doktorum deminden beri söylemeye çalışıyor. Bir psikiyatri konsültasyonu alınsa diyor. Bir psikiyatri konsültasyonuyla belki ruhsal travmayı belgeleyebiliriz. Dolayısıyla fiziksel bulgu bulmasak da evet alacağız zaten. Bu muayene formlarının devamı böyle gidiyor. Artık tabii ben muayene olmak istemiyorum diyelim zorla muayene edemeyiz demiştim. Ne yapmamız gerekiyor o zaman? Altına imza atıp gönder. Kurtulur. Muayene yapmasın. Bir cinsel saldırı muayenesi 3-3,5 saat sürer. Korkunç zaman kaybıdır. En erken. Ben muayene olmak istemiyorum der ve bu iş biter. Gider. Ama bu iyi ki bitti. Ben bunu anlatmaya geldim. Bazen şunu yaşıyorum. Ben mesela meşgul oluyorum. Bizim en yeni başlayan asistanımız gidiyor hastayı karşılıyor. Hocam diyor ona nerede? Daha giden bir asistan gidiyor. Hocam ben de alamadım ondan. Sonra uzman gidiyor. Hocam diyor, bu adam çok inatçı, vermiyor adam. Sonra biz gidiyoruz, alıyoruz. Niye biliyor musunuz? Daha fazla deneyimliyiz. Onları anlatıyoruz yani, bunun yararlarını ve zararlarını anlatıyoruz. Ve zaten konama almak bir iletişim becerisi. Bütün hastaların için geçerli. Cinsel saldırı, fiziksel şiddet ya da şiddet mağdurları için geçerli değil. Bütünüyle bunların bu diyagramlarda işaretlenmesi gerekiyor. Biraz önce kadın resimleri gösterdim ya, dizinde, kalçasında, ekimoz. Bunların hepsini belgelemek için çektiğimiz fotoğraflar. Bu formlar size belgelemeniz gerektiğini de öğretiyor zaten. Dolayısıyla böyle gidiyor bu muayene. Birkaç cümlede çocuk istihbaratından bahsedeyim. Çok daha insanı üzüyor gerçekten ve her yerde görüyorum bunları. Çocuklar en güvendikleri yer olarak bildiğimiz evlerinde anne babalarının şiddetine uğruyorlar. Çocuk istismar dediğimiz zaman sadece şiddeti düşünmeyin. Duygusal ihmal, psikolojik ihmal gibi çok farklı yönleri var. Bugünlerde dünyanın her yerinde en çok çocuk istismar deyince aklınıza gelmesi gereken şey çocuk pornografisi. Hani bununla etkin mücadele edilmeye çalışıyor. Çocukları böyle sokakta görüyoruz, onlara işte yardımcı olmaya çalışıyoruz, destek olmaya. Siz de oluyor musunuz böyle çocuklar gördüğünüz zaman? Ne kadar destek olursunuz sayıları o kadar artıyor. Dolayısıyla aslında çocuk istismarına katkıda bulunmuş. Çok farklı bir şey. Bazen babasındaki çıkan haberlere baktığımız zaman gerçekten gözlerimize inanamıyoruz, kulaklarımıza inanamıyoruz. Ama çok acı şeyler var. Her gün bu haberlerle karşılaşmak mümkün. 2005 öncesi Türk Ceza Kanunu'nda şöyle şeyler vardı. Türk filmlerindeki gibi daha. Mesela bir kadına birden fazla kişi tecavüz ederse, tecavüzcülerden biri o kadınla evlenmeyi kabul ederse suç diye bir şey kalmıyor. Sadece 2005 yılından bahsediyoruz. Çok eskiden bahsetmiyorum. 2005 yılına kadar Türkiye'de bu kanun geçerliydi yani. Birisine göz koydunuz, tek yapmanız gereken tecavüz etmekti ve sonra da evlenmeyi kabul etmekti lütfen. Bunu değiştirene kadar canım sıkıldı. Gerçekten vatan aile yaptırmamız dahil her şeyi duyduk, yapıştırdılar. Ve bu zihniyeti hala yaşıyoruz. Bunlar 2005 yılı öncesi olan olaylar ama hala yargılama süreci devam ediyor. Erzurum'da olmuştu böyle. Neredeyse mahkemenin bakış açısı böyle yani. 13 yaşında bir çocuğum. Dolayısıyla bizim 5. sınıfta adli tıp dersi. Öğrenciler geldiği zaman Türkiye'de işte 3 yaşındaki çocuktan ya da yeni doğmuş çocuğa kadar çok sayıda cinsel istismar, fiziksel istismar olduğunu söylerken
kimse sizin kadar istekli dinlemiyor aslında bizi. Ve şöyle diyorlar, hocam bu Amerika'da olur ya, bizim ülkemizde olmazsa böyle kitaplarda resimler gösteriyorsunuz bize. Böyle şeyler Türkiye'de olmaz falan diyorlar. Biz bilinçli olarak ilk dersi, pazartesi başlayan ilk dersimizi çok teorik, çok kısa bir girişle bitiriyoruz. Onları çarşamba günü şeye götürüyoruz. Adli tıp grubunun şu her hafta 120 hasta gelen birimine götürüyoruz. Bu sene ilk defa sanırım 11 Aralık'ta sizin abilerinizle götüreceğim. Ben görevlendireceğim. Adli tıp grubuna hem otopsi yapmayı, görmeyi, öğrenmeyi hem de bu cinsel saldırılar kurulu gibi birçok kurulu gezmeye gideceğiz bu sene. Ve bu kurula gider gitmez bizim öğrencilerimiz. Sadece yarım gün geçiriyorlar orada. Perşembe günkü ders full ve tıp çıktı. Ve herkes şokta. Hocam gerçekmiş onlar. Gerçek. Ve dolayısıyla bunlar olabileceğinizi akılda tutmamızdan başka bir şey istemiyorum. Bunların hepsi oluyor. Ve ancak bakarsak görüyoruz. Mesela şöyle söyler. Çok önemli bir hikaye var. Çok önemli bir özellik var. Yanlış hikayeler anlatıyorlar. Sizin sattığınız fiziksel bulgularla hiç olmayan hikayeler anlatıyorlar. Şöyle oldu, böyle oldu diye. Bunu anlayabilmelisiniz. Bunu anlayabilmeniz için de travmanın mekanizmasını öğrenmeniz gerekiyor. İşte 6 yıl boyunca öğrenmenizi isteyeceğim konulardan biri, yani ileride yardımcı olmak istiyorsanız gerçekten bu konulara, bir travmanın nasıl olduğu konusunda ciddi bilgileriniz olması gerekiyor. Yani işte bu çocuk şöyle yandı, bu çocuk şuradan düştü gibi bilgilerin hangisinin doğru, hangisinin yanlış olacağını anlamamız gerekiyor. Mesela Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye'de biraz sonra göreceğimiz çocuk istismarı içerisinde ele alınan en popüler konulardan biri olan hırpalanmış bebek sendromu arasındaki rakamsal farkın en büyük nedeni Amerika'da doktorlar 2 yaşın altındaki bir çocuğun hangi santimetreden, hangi metreden düştüğü zaman bir subtural kanama, bir beyin kanamasıyla karşılaşacağını biliyorlar. Biz de şuradan düştü, o yüzden beyin kanaması oldu diye ailenin anlattığı bir hikaye her zaman doktorlar tarafından inandırıcı bulunuyor. Amerika'da aksi ispat edilinceye kadar 2 yaşın altındaki tüm beyin kanamaları şüpheli olarak ele alınıyor. Bütün bu fark, bakış açısı farkı aslında travmaların mekanizmasını iyi bilmemizden gerekiyor. Şüphelendik, bir şeyler düşünüyoruz, ne yapacağız? Türk Ceza Kanunu 280, polise ihbar edin. Ben bunu söylemeyeceğim. Polise ihbar etmek her zaman doğru bir yöntem değil. Dediğim gibi polis bütün gün aileyi, çocuğu sağda solda bir doktor muayene edecek falan uğraşıyor. İşlerini ne kadar bitirirse ya da tamamını da bitirebilir. O şikayetçi olarak 13 yaşındaki bir çocuk size geldi. Ürünler sistem şikayetlerini de yine size getirdiler. Aileyi dışarıda bekletiyorsunuz. Çocukla konuştunuz. Çocuk sıkına sıkına aslında benim şikayetim bu değil. Babam beni rahatsız ediyor falan dedi. Babası dışarıda bekliyor. Polise şikayet edin. Akşam o çocuk polislerle işin bittiğinde babasına teslim edilecek. Babası sen benim namusumu iki paralık ettin diye onu bulacak. Bizim dışımıza geldi. Çocuk orada duydu böyle. Dolayısıyla bir tek ihbar yöntemi şey değil. Polise ihbar etmek değil. Çünkü başka kurumlar var. Sosyal hizmetler, çünkü esirgeme kurumu var. Kodası var, baro var. Bunlardan yararlanabilirsiniz ama bunlardan nasıl yararlanacağınızı düşünceye kadar aslında motivize edilmesi en önemli stratejik olarak görülüyor. Eften kuştan sebeplerle kültür alacağız, bilmem ne yapacağız, niye yatırabiliyorsunuz. 6 yıl boyunca bize yardımcı olmamız için öğrenmenizi istediğim şeylerden biri de çocuk gelişimi. Hangi yaşlarda neleri yapabilirler? İşte kaçtı, 1 yaşında çocuk kaçtı, bahçedeki kuyuya düştü. Bunu olabilir mi gerçekten? Şuradan şuraya bırakmıştım, beşiğinden indi aşağıya gitti, sobayı açtı, şöyle yaptı. Bunların çocukların dahası, çocukların hiçbir bulgu olmadan da istismara uğramaları mümkün. Ve bunu anlayabilmemizin tek yöntemi de çocuk davranışlarındaki değişiklikleri fark edilmek. Yaşına göre, nörolojik gelişimine göre değişiklikleri fark edilmek. Bu bilmek için de normali bilmek gerekiyor. Normali iyi öğrenmek istiyorum. Peki mozuları anlamamızı istiyorum. Mesela ısırık izleyip çok sık rastladım. Görebildiğim kadarıyla dikkatli kanıtları için ikimden, bu tabi ışıkla çekilmiş, çok iyi aydınlatılmış bir resim, net görülüyor. Isırık izi sapladığınız zaman biz onu kimin yaptığını anlıyoruz. Süperimpozisyon tekniğiyle, her şüphelilerden materyal olarak onları saptayabilir. Bu yüzden iki mozlar çok önemli. Bunlar neyle yapılmıştır? Değil mi?
Yani biz jopla yapılan izleri, işte böyle bir ayakkabıyla atılan tekmeleri hepsini anlayabiliyoruz. Yani bu konuyu hatırlıyor musunuz? Kabataş'ta bir kadının gezi olayları sırasında saldırıya uğradığı şey. Herkes hatırlıyor. Sakın bu konunun siyasi yönünde konuşacağımı sanmıyorum. Çok akılda kalan bir örnek olduğu için getirdim. Sözlerin başına söylemiştim. Hiç ilgilendirmiyorum siyasetçiler. Ben tabii siz siyaset yapmayı, bu konuyu konuşmayı bilmiyorum. Tam tersi. Yani sizin kadar üzgünlüğe, sizin kadar fedakarlık yapan kişiler konuşmayacak da başkaları mı konuşacak? Hayır, yani çok siz konuşun. Şu anda bunu konuşmak istemiyorum. Dolayısıyla sadece bunu bir yanlış yapmak istiyorum. Biliyorsunuz bir taraf bir iddiada bulunur. Bu böyle bir kadın var ve bu kadın işte darbe uğradı, şöyle yapıldı, böyle yapıldı. Çok spekülasyon yapıldı. Bu iddiayı söyleyen kişi birkaç günde ben söylemiyorum ki dedi. Adli tıp raporu da var. Adli tıp raporu sadece bu kadar. Orijinalini alıp getirdim size. Bu olay darp iddiasından 5 gün sonra yapılmış muayeneye ait rapor. Sizce bu rapor darp iddiasında bulunan Türkiye'deki en yetkili kişiydi bu. Kişiyi doğruluyor ya da dışlıyor muydu? Anlatılan öykü, işte büyük bir kalabalığın yerlerde sürüklediği, tekmelediği falan şeklinde. Ama rapor bu. Buradan doğru ya da yanlış demeniz mümkün mü? Aslında bu rapor nasıl olmalıydı? Bir kere ne zaman olduğunu bile bilmiyor bu muayeneyi yapan doktor. Yani biz gazetelerden biliyoruz, 5 gün sonra koyduk. Önce 5 gün sonra olması bile doktora şüpheli bir durum olduğunu. Değil mi? Her ikisi de olabilir. Yani ben demin söylerken bu raporun yetersizliğinden bahsediyorum sadece. İki tarafın iddiasında doğrulanmıyor bu şey. Eğer bu raporda ekimozların rengini bilseydik, doktor beyim, mesela biz ekimozların rengine bakarak biliyoruz ki ilk anda işte kırmızı mor oluyorlar, birkaç gün sonra renkleri açılmaya başlıyor, işte yeşil oluyorlar, sarı oluyorlar ve kayboluyorlar. Dolayısıyla bunların günlerine karşılık gelen renkleri çok ilgiliyoruz. Eğer durum muayenesini yapan doktor hanım, doktor bey kimse bize ekimozların renginden bahsettiğini, şekillerinden bahsettiğini söyleyebiliriz. Mesela aynı ekim bize şunu yazmalıydı, anamnez almalıydı. Mesela demeliydi ki onu tekmelediler, şöyle yaptılar, iddiası bu. Ama tekmelediğini söylediği yerlerde değil de bacak iç kısımlarında var. Ama mesela aynı iddia şöyle olabilirdi. Bu kadının bir çocuk arabası vardı, puseti vardı. Dolayısıyla öncelikle hedefi çocuğunu korumaktı. Bacakların arasında puseti sıkıştırıp çocuğunu korumaya çalıştığı için anlatılan öyküyle bacak aralarındaki küçük ekimozlar uyumludur. Böyle yazsaydı çok güzel. Böyle yazdığınız zaman hiçbir tarafın iddialarını şey yapmıyorsunuz. Sadece anlatılan spekülasyonlara bir katkıda siz sağlıyorsunuz. Bu kadar önemli. Vereceğiniz raporlar bu kadar önemli ve dolayısıyla sizin ekim olduğunuzdur. Ne işe yarar bunu biliyoruz. Mesela sıklıkla çocuklarda frenum yaralanmaları yapıyor. Tokatlarla, yana atılan tokatlarla. Ancak bunu bilen doktorlar açık bakıyorlar. Bir takım aletler kullanılıyor. Mesela yanıklar. Çocuk istismarında yanık dediğimiz zaman aklınıza gelmesi gereken, çok sizi yoğun ve hızla geçin bunları, daldırma yanıkları. Anneler sıklıkla çocukları cezalandırmak için koltuk altlarına, kaynar suyu içerisinde batırıyorlar. Çocuklar korkuyla refleks olarak bacaklarını çekiyorlar. Dolayısıyla aşağıda kalan kısımlar, ayak bilekleri gibi yanıyor. Mesela bu lezyonları çok kısa bir dermatolojik lezyon olarak sanabilirsiniz. Dolayısıyla dermatolojik bu yüzeysel cümleleri çok önemli gerekiyor. Nedir bunlar? Sigara yapıyor değil mi? İşte çok bahsedeceğim söylediğim hırpalanmış çocuk sendromu. Çocukların beyin dokusu çok daha küçük, karmanın içerisinde daha küçük bir hacim kaplıyor. Boyun organlarını yerinde tutan kaslar çok daha sınav durumda. Dolayısıyla omuzlarından tutup ya da işte kaburgalarından sus artık, sus artık diye hızla sirkelenen, daha sonra da yatağın üzerine atılan çocuklarda köprü renlerinin kopmasına bağlı struktural kanamalar gelişiyor. Kafa travmalarını ve bunların eşlik ettiği beyin kanamalarını çok iyi bilmemiz gerekiyor. Hangi travmaları kafa travmasıyla eşlik edebiliriz? Yani bunu çok iyi bilmemiz başka şey için de gerekiyor. Mesela ben söylemiyorum, alt praktikle uğraşıyorum ben. İşte spinal anestezi sonrası jinekolojik operasyonlarda özellikle birçok beyin kanaması, sinüs trombozları gelişiyor. Bu mekanizmaları bilmezsek, hangisinin hangisinden kaynaklandığını bilmezsek kendimizi bile savunuyoruz. Ama burada çok daha önemli intrakranial kanamaların mekanizmalarını biliyoruz.
ben şunu istemiyorum. Yani işte duvarın altı, sütlü aldım, şöyle direktörü aldım, mesafeyi öğrendim. Buralar kanar falan. Bunu öğrenmemizi istemiyorum. Bunları mekanizmalarıyla bildiğimizi. Travmatolojiyi çok iyi öğrenmemizi istiyorum 5. sınıfta. İşte bu şiddetli travmalar, köprüler, uçuş sorusu da aynı zamanda. Köprülenlerin yırtılması sonucu kanamaya ulaşıyor. Bu olgularda ritme kanamaları, o kesimlerde hasarlar çok önemli. Yaşadığımız ülkeyi çok iyi bilmek gerekiyor gerçekten. Yani bu ülkede neyin istismarı olduğuna karar vermek de çok kolay değil. Gerçekten kolay değil. Dolayısıyla çok toplumdan kopuk olmamamız gerekiyor. Birçok şey yapıyoruz düzeltmek için. Hep böyle kötü şeyleri söylüyorum. Bunların içerisinde benim bizi ilgilendiren kısmı. İşte sağlık hizmetlerinin sunumu sizlere göreceğiniz için. Bu eğitimleri maalesef formeli bir şekilde yapamıyoruz. İşte 2008 yılında Sağlık Bakanlığı hiç adli tıp kurumuyla ilişkiye geçmeden bir eğitim vermiş. Bu eğitimin en ufak bir olumlu sonucuna rastlamadık uygulamada. Dolayısıyla hiçbir işe yaratmadığını görmüyor. Doktorlar şu yaptıkları işin öneminin farkında olmak zorundalar. Yani çoğu meslektaşınızın bu travma olgularını, şiddet olgularını görmemesinin sebebi bu. Ben bir şey yapamam. Bu aile için bir meseledir. Yani işi daha da kötü hale çevirebilirim değil. Görmemek işi kolaylaştırıyor yani. Üzülerek söylüyorum, ben bunu yaşıyorum çok kötü. Hiç ummadığım doktorlar görmemeyi tercih ediyorlar. Görmeniz için, görebilmek için işte bir takım sistemler kuruldu. Az önce söylediğim gibi benim bulunduğum ana bilim dalı, çocuk koruma ekibinin bulunduğu bir ana bilim dalı. Ve burada bir takım çalışmalar yapıyoruz. Hani küçük çocukları korumak için işte istismar nedir, iyi dokunma, kötü dokunma nedir? 3 yaşındaki, 5 yaşındaki çocuklar bir cinsel amaçlı mı kullanıldıklarını yoksa sevgiyle mi kendilerine yaklaşıldıklarını anlayamıyorlar. Tabii her şeyden önce onları sevmek gerekiyor. Uygulamada çok ciddi zorluklarımız var. Hala İstanbul'da en gelişmiş adli eğitim olduğu şehrimiz Türkiye'de İstanbul'dur. Saat 5'ten sonra bir cinsel saldırı olgusunun gidebileceği bir sağlık merkezi. Bir gün başımıza ne geldi? Siz bunu söyleyince bir de aklıma geldi. Müşterileri de görünce. Birkaç yıl önce hepimiz bizim emekli olan çok sevdiğimiz camiamızın lideri bir hocamızın emekli törenine gittik. Ama İstanbul'da neredeyse hiç adli eğitim uzmanı kalmadı. Herkes oradaydı. Ve Amerikan Hastanesi'nden bir telefon geldi. İki tane Erasmus öğrencisi Taksim'de cinsel saldırıya uğradılar. İşte içkilerine ilaç katıldığından şüpheleniyoruz. Ve onlar acilimize başvurdular. Nişantaşı'ndaki yerde. Muayene edeceğiz. Fakat gayet bilinçli öğrenciler bunlar. Normal bilimsel prosedürlere uygun bir cinsel saldırı muayenesi beklediklerini söylüyorlar. Cinsel saldırı kitleri vardır Avrupa'da her yerde. Kitlerde bir paketi açarsanız içinde kullanacak tüm malzeme vardır. Ve bu şekilde muayene etmemiz gerekiyor, ne yapacağımızı bilmiyoruz diye aradılar. Bir yandan da düşündüm, ne yapacağımı bilmiyorum. Yani kimi gönderebilirim oraya, kimse kalmadı. Türkiye'deki klinisyenlerin %99'u hiçbir eğitimi yok. Yani sperm bulmak için işte nereye bakmanız gerektiğini bilmeniz gerekiyor. İşte en iyi cildi lezyonları bulmak için hangi anatomik bölgeye bakmanız gerekiyor? Posterior turşet bilmeniz gerekiyor, arka forması bilmeniz gerekiyor ve bu konuda deneyimli olmanız gerekiyor. Aklıma birisi geldi, Berna Doğan, sizden mezun bir hemşire hanım vardı ve o sırada bizde master'ı yapıyordu. Bugünlerde doktorasını bitirmek üzere, Malta Kısır'ın bir tez yapıyor. Berna'ya telefon açtık ve bir kadın doğumcuya eşlik eden Berna, bu dersi çok iyi aldığı için bütün materyali kendisi aldı, bütün biyoloji materyalleri, DNA incelemesi için, sperm saptanması için, seminer sıvıda P30 gibi bir takım biyokimyasal değerlendirmelerimizi yapabilmemiz için her birinin özel şekilde alınma yöntemleri var. Berna %100 başarıyla, bu olgular çözüldü iki olgularıyla, adli tıp kurumuna yetiştirilmesini sağladı ve bunları nasıl paketlenip nasıl götürüleceği de önemli. Dolayısıyla Türkiye'de böyle çok ciddi sorunlar var. Biz bazen espri yapıyoruz. Tecavüzcülerimize 5'ten sonra randevu vermeyiz. Çünkü 5'ten sonra başınıza bir iş gelirse ancak böyle işte çok özel yetişim kişilerle bir işi halledebiliyoruz. Adli hemşirelik sistemi çok önemli. Dünyada çözüm olarak yani doktorların hepsini ya Türkiye'de yılda 500 gün
pardon 500 ile 600 bin bölüm gerçekleşiyor. Bunların hepsine otopsi yapacak kadar adli uzmanı var. Ama sayıları milyonların var. Şiddet olgularını diyecek kadar adli uzmanı yok. Dolayısıyla milyonları çok geçer değil. Dolayısıyla bütün klinisyenlerin bu olgulara bakmasından başka şansımız yok. Ama bu çok kolay ve kısa bir eğitim değil. Yani genel cerrah, kadın doğumcu, işte psikiyatr, bunların hepsini bir adli genital amaçlı muayene yönetecek kadar bilgi yetiştirme şansımız yok. Ama SAVE diye bir program var. Yani adli hemşirelerin yetiştirildiği bir program bu. Mesela İstanbul gibi bir ilde, kocaman bir ilde, 15 milyon üstü bir ilde, 8 noktada 8 tane adli hemşire bulunsa, nerede ihbar gelirse gelsin, gecenin kaçı olursa olsun, ambulansla gidip oradaki hekimle birlikte muayene ve materyal alma sürecine katılsa bu sorun çözülebilir. Sadece her akşam 8 hemşireye ihtiyacımız var. Ama şu anda gerçekten bir tane var, iki tane var. Onlar da bir kurumda istihdam edilmiş durumda değiller. Ben bizim birimimizi size göstereceğim. Bizim bu çocuk koruma birimimiz böyle bir yer. Nispeten daha iyi çocuklara hizmet sunulan bir yer. Hepinize sabrınız için teşekkür ediyorum. Sorularınızı bekliyorum. Serdiği için. Ama tabii hepimize çok görevler düşüyor. Sağlık çalışanlarına, toplumdaki herkese. Evet, ondan ilgili sorularımız belli sayıda şey var. Çünkü bitmez bu konu. Evet. 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 İşte bir dönem verilen stajlarla her konuyu bildirmek, öğretmeniz mümkün olmuyor. İçmozların rengini etkileyen çok farklı şeyler var. Mesela emmeye bağlı içmozlar 100 günlük, 10 günlük kadar yaşanabiliyor. Dolayısıyla siz o renkli 10 günlük yaşta bir içmoz görüyorsunuz sabahleyin ertesi gün. Hasta diyor ki dün akşam cinsel saldırıya uğradı. Onu diyorsunuz ki bu 10 gün önce olur, yalan söylüyorsunuz. Kötü olur bu. Bunun gibi bir sürü şeyleri var. Dolayısıyla kime ulaşabilirler, kimden destek alabilirler ve kime sevk edilir? Mesela 72 saatin kritik olduğunu söylüyoruz. Yani 72 saat tüm cinsel saldırı olgularında acil. Hala sperm bulabileceğiniz, hala P30 testini bulunabileceğiniz, hala biyolojik bilgiler, hala DNA. 72 saat ve sizden başka kimse yoksa, sevk edebileceğiniz bir mesafede değilse, siz bakın, telefonla, konsültasyonla şunları yapın. Ama 72 saati geçmiş olgularla lütfen siz bakmayın. Türkiye'de şu anda maksimum uzaklıktaki adli tıp merkezi 90 km. Burası da işte Şırnak'la Mardin arası galiba, bu kadar. Bunun dışında her yer 1 saatlik mesafede ve bu olguların ambulansla götürülüp bir adli tıp merkezinde muayene edilmesi en sağlıklı yolu. Bunu öğretiyoruz. Mesela biz artık size otopsi yapmayı öğretmeyeceğiz. Otopsi yapmamayı öğreteceğiz. Ne? Yapmamayı öğreteceğiz. Otopsi yapmanızı istemiyoruz. Önceki Türk Ceza Kanunu'ndaki ihbar yükümlülüğü sanırım 5-3. Maddeydi. Hekimler isterlerse ihbar ederler diyordu. Ve bunun isterlerse lafının gerekçesi de şuydu. Kimsenin sağlık koşulları dışında kalmaması. Eğer aralarında bir adli tahkikat yapacağını biliyorsanız istemezseniz ihbar etmiyordunuz. Ama hani biz etik olarak bunu anlatırken şöyle diyoruz. Avukatıymış gibi davranabilecekseniz ihbar etmeyin. Yani işte onu takip edebilecekseniz ihbar etmeyin diyordum. Şimdi aynı lafı söylüyorum ama şimdiki Türk Ceza Kanunu 280. maddesi ihbar etmek zorundadır. İstersen falan yok yani. Böyle. Ama kıta Avrupa'sında polise ihbar diye bir sistem. Hep sosyal hizmetler, çocuk esirgeme kurumu, muadili kurumlara ihbar ediliyor. Buna mahalleyi yazıyorlar.
komşulara bakıyorlar. Ailenin aklı başında anne, baba, dayı, amca var mı, büyük var mı, ona çocuğu teslim edebilecekler mi, yoksa çocuğu kuruma yerleştiriyorlar falan. Ondan sonra başlatıyorlar soruşturmayı. Böyle çok daha güvenli oluyor. Ama şuna inanmayın. Yani geçenlerde Diyarbakır'dan 13 yaşında bir kız geldi. Kızın şeye acile gelmiş daha doğrusu. Şikayeti bulantı, kusma. Her şeyi yapıyorlar. Hiçbir şey bulamıyorlar. İyi bir hekim var orada. Çocuk psikiyatrisi konsültasyonu istiyor. O geldiğinde onları biliyorsunuz çocuklarla görüşme teknikleri çok daha başarılı ve daha farklı yöntemler kullanıyorlar. Çocuk şunu söylüyor. Beni yengem getirdi diyor. Yengemin kocası yani benim abim olan kişi çocukluğumdan beri bana ensest uyguluyor. Benim asıl şikayetim bu. Ben uyuyamıyorum. Çok rahatsızım. Ama ben bunu anlatamıyorum da. Size anlattım şu anda ama beni ihbar etmenizi istemiyorum. Ve derseniz önce sizi sonra beni ve yengemi öldürür zaten abi. Biz Diyarbakırlıyız. Bu %100 gerçekleşir diyor. Siz beni tedavi edin sadece. Uyuyabilecek ilaç verin falan. Böyle bir şey. Benim isteğim budur diyor. Biraz titreyerek geldi çocuk psikiyatrisi. Asistanı konsültasyona gitmiş ama son dönem asistan. Ona şey dedik yani evet sen ihbar etme. Bu bizim birimiz var zaten. Burası olarak biz ihbar edelim. Biz de ihbar etmek için düşündük açıkçası. Edersek ölür mü falan. Yok böyle olmuyor aslında. İyi bir ihbar. Yani çocuk koruma polisiyle başladık işe. Sonra hemen savcıyla aynı peş peşe yaptık işlerimizi. Yaklaşık 6 ay sürdü bu çocukla uğraşmamız. 6 ay boyunca çocuk koruma biriminde şeyde kaldı pardon, yurtta kaldı falan işte insanlar tutuklandı şu 6 ay sürdü tutuklanmaları falan. En son ruh sağlığı bozulmuş mudur muayenesi için hakim bize gönderdi. İşte muayeneyi de yaptık. Bu işte bitti. Ruh sağlığı bozulmuştu gerçekten. Çıkarken bizde herkes çok duygulandı bu kız çocuğunda. Hani bir şeye ihtiyacın olursa bizi ara falan dedi. 6 ay beraber yaşıyor gibi oluyorsunuz. Sık sık görüyorsunuz. Sizden bir şey istemiyorum. Aslında size kızgınım dedi. Teşekkür bekliyorsunuz. Hayırdır ne yaptık falan dedi. Ben ihbar etmeyin dedim. Beni ihbar ettiniz ve ben bir ay o evde kaldım. Ölmemek için her gün dua ettim dedi. Yani bizim bütün çabamıza rağmen biz farkında değildik. Bir ay geç yurda almışlar kızı. Çok dikkatli olmak gerekiyor. Hepinize çok teşekkür ederim. Buyurun. Avukatım. Teşekkürler.